Hani son günlerde sürekli olarak anlatmaya çalışıyoruz. Bu sesleri Orta Anadolu'dan da duyuyoruz. AKP'nin oy deposu olarak görülen yerlerden de duyuyoruz. Ve bu sesler önemli. Konya'da bir çiftçi yine isyan etti yaşadığı tabloya. AKP'li bir vatandaştı ve tarım politikaları üzerinden iktidarı eleştirdi. Bu genel seçimlerden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay kendi kazandı ve başka beldeleri kaybetti diyerek de şu anda su faturaları, elektrik faturalarına geçmiş bulunmaktadır. Örnek veriyorum, elektrik faturası şu anda bana 280-290 TL gelirken su faturaları 460-500 liraya kadar dayandı. Ben serbest çalışan bir işçi olduğumdan dolayı zorlanıyorum. Ha, yaz dönemini bir şekilde atlatıyoruz ama bu kış dönemini nasıl atlatacak bu millet? Ha, ben bir şekilde ödüyorum ama şuradan bir dar gelirli vatandaş bunu nasıl ödeyecek? Ben buradan sadece ben Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu belediyelere yönelik bir çalışma yaparak bu su faturalarını ve diğer faturalarda olmak üzere marketlerde olmak üzere bu fiyat artışına karşı son versin. Eğer yapamıyorsa da bu belediye başkanlığını bırakmasını tavsiye ediyorum ben. Ben dar gelirli vatandaş konuşuyorum ben şu anda. Yani ben bugüne kadar sırf AK Parti'ye oy verdim. Ama şu saat sonra benden oy mu oy beklemezsin. Ben dar gelirli vatandaş. Bunu dar gelirli vatandaştan yani hıncını çıkarmazsın bizden. Ya su faturamı ben ödemez duruma geldim. Elektrik faturamı ödemez duruma geldim. Yarın bir gün Allah ömür verirse 8 yaşında benim evladım var kardeşim. Ben bunu büyütene kadar ne çekeceğim? Yani evim kira olmayabilir ama kirası olanlar düşünün. Şu anda Konya'da 15 bin lira altına ev kirası yok şu anda. Diyor ki gördüğünüz gibi artık ben su faturamı bile ödeyemeyecek hale geldim. Bugüne kadar hep AKP'ye oy verdim ama bundan sonra artık benden oy boy beklemesinler diyor. Çünkü ben su faturamı bile ödeyemiyorum. Sadece Konyalı bu yurttaş değil, Manisa'da bir domates üreticisi, o da benzer şeyler anlatıyor. Ne yapsın çaresiz, tarlasını açmış, tarlasında yaşadıklarını kameralara anlatmaya çalışıyor. Aslında sesini duyurmak istediği yer belli ama iktidar üreticinin sesini ne yazık ki duymamakta kararlı. Para yapmadığı için vatandaşı dağıttık. Sabahın köründe çalışıyoruz ama durum işler acısı. Üretici ektiği domateslerin masrafını karşılayamadı, domates tarlasını yurttaşa açtı. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Ahmet Çankaya satış fiyatı maliyetini karşılamadığı için domateslerini yurttaşa ücretsiz dağıttı. Çiftçinin geldiği son nokta artık bir şey üretim maliyetini bile mi karşılamaz? Şu an özellikle domates üreticisi bitik durumda. Domatesleri tarlada kalan çiftçi Tarım Bakanı'na seslendi. Üretin dediler ya. Biz ürettik işte. Şimdi de yerde kalışına bakıyoruz, seyrediyoruz. Tarım Bakanı'na buradan sesleniyorum. Gelin bir halimizi görün ya. Üreticiler yapmaları gerekeni yaptı, tarlasına ürün ekti. Ancak alıcı bulamadı. Domates fiyatı geçen sene 4.200'e satılmışken bu sene 1.800. Yanlış tarım politikaları yüzünden ihracat kapandı. Fabrikalar salçayı satamadı. O da bize yansıdı. Bu şekilde giderse inanın Türkiye'de tarım, çiftçilik, üretim biter. Sadece domates değil, mısır, buğday, pamuk da para etmiyor. Şu an zarardayız. Ağlıyor çiftçi. Çiftçi bitiyor. Hani kimin umurunda, kimin değil bilmiyorum da çiftçi bitiyor. Mısır para yapmıyor, buğday para yapmıyor, pamuk para yapmıyor. Hiçbir şey para yapmıyor. Biz ne ekelim? Hiçbir şey para etmiyor. Ne yapalım diyor çiftçi. Ne edelim, ne ekelim, nasıl geçinelim, nasıl yaşayalım? Ne yazık ki bunların hiçbirinin yanıtı yok. Özellikle çiftçiler cephesinde. Şimdi değerli izleyiciler, bu yıl asgari ücrete zam yapılmadı Temmuz ayında ve yıl sonuna kadar asgari ücretli 17.002 lirayla yaşamaya mahkum edildi. Ne demiş Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek? Aynı zamanda ekonomi yönetimi Türkiye'de yaşanan enflasyonun gerekçesi olarak asgari ücrete yapılan zamları göstermişti. Peki öyle mi oldu? Enflasyon artmaya devam ediyor. Her ne kadar baz etkisi sebebiyle kağıt üstünde düşmüş gözükse de bizim hayatımıza düşmüyor. Merak ettiğimiz yıl sonundan sonra, yani yeni yıldan itibaren ne olacağı? Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer bugün bu soruya yanıt arıyor ve diyor ki hiç heveslenmeyin. Çünkü özellikle yılbaşından sonra çalışanlar bir zam şoku yaşayacak.
Yanlış duymadınız. Peki nasıl? Bakalım şimdi Erdoğan Süzel'in bugün Sözcü gazetesindeki analizine. Diyor ki yıl başında asgari ücretlileri %15, memur ve memur emeklilerine %6,6, işçi emeklilerine ise %10,6 zam bekliyor diyor bugünkü gördüğünüz bu yazısında ve haberinde. Çünkü iktidarın 2025 yılında enflasyonu malum %14'e indirme hedefi var. Maaş zamları da ciddi oranda budanmış olacak. Peki nasıl yapacak iktidar bunu? Bu zor bir şey mi? TÜİK'e bir talimatla enflasyonu indir denince enflasyon zaten düşük çıkıyor. Nasıl hesaplandı? Orası önemli değil. Şöyle devam ediyor Erdoğan Süzer yazısında. Yıl sonu enflasyon gerçekleşmesine göre memur ve memur emeklilerini yıl başında %6,6 ile %12 arasında en fazla zam bekliyor. Tüm işçi emeklilerinin maaş zammı da %10,2 ile %16,2 aralığında olacak diyor. Temmuz'da zam verilmeyen asgari ücretli ne yapacak? Herkesin merak ettiği soru şu. Asgari ücret için ekonomi yönetiminin kafasından geçen oransa %15 ile %20 arasında değişiyor diyor. Yani 3.500 lira zamdan bahsediyor. Eğer böylesi bir artış olursa ne yapacak asgari ücretli yılbaşından itibaren 20 bin lirayla mı geçinecek? Böyle bir şey bu enflasyon ortamında söz konusu olabilir mi? Efendim bu noktaya nasıl geldik? AKP iktidarının politikaları sayesinde. AKP 23. yaşını kutluyor ve acaba bu 23 yıl nasıl geçti? Bugün Sözcü gazetesi manşetinden anlatıyor tek tek AKP'nin o 23 yılını. Bakalım Sözcü'den okuyalım. Şöyle söylüyor. 3Y dediler. Milleti işte böyle yediler. Bugün bu manşeti atıyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan ve bugün 23. yaşını kutlayan AKP 22 yıllık iktidarında ülkeyi perişan etti diyor haberin üst başlığında. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar yani 3Y'yi bitiremedikleri gibi başka neler oldu? Sözcü'den okuyalım efendim. Memlekette ne adalet ne de kalkınma kaldı. Memur, emekli, işçi, çiftçi, esnaf fakirleşti. Milyonlarca vatandaş borç batağına düştü. Eğitimli gençlerimiz ülkeden kaçmaya başladı. Suriyeli ve diğer mülteciler ülkemize doldu. 23 yıl önce dolar 1 lira 63 kuruştu, şimdi 33 lira 50 kuruş. Toplam borç 243 milyar liraydı, şimdi 7 trilyon oldu. 5 milyon icra dosyası vardı, 22 milyon oldu. Kredi kartı borcu 6.8 milyardı, 3.4 trilyona çıktı. Geldiklerinde ekmek 25 kuruştu, şimdi 10 lira. Cumhuriyetin mirası olan fabrikaları sattılar. 2002'de dana etinin kilosu 9 liraydı, şimdi 469 lira oldu. Saray ve eşrafı dışında ülkede mutlu olan yok diyor. Yıl 2024, ekonomi bitti, ülke kan ağlıyor manşetini atıyor bugün Sözcü gazetesi ilk sayfaya taşıdığı bu haberinde. Bugünün dikkat çekici manşetlerinden birini atıyor Sözcü gazetesi, sizin de gördüğünüz gibi. O zaman geride kalan 23 yılı konuşalım. 20